Teşekkürler. Süreniz 10 dakika. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bugün basına düşen 3 haberden bahsetmek istiyorum. Birincisi şu. Burada diyor ki Gübretaş, dolara bağlı fiyat yüksekliği ve arz sıkıntısı nedeniyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığı ihalenin mücbir sebep gerekçesini iptal edilmesini istedi. Diğeri ise bir röportajdan İstanbul'da, bakın bu fotoğraf İstanbul'da pazarcılık yapan Kadriye teyzenin fotoğrafı. Elinde 5 simit tutuyor ve diyor ki bu 5 simit bugünkü öğle yemeğim, bu çünkü çocuklarım okuyor, onlara destek olmalıyım. Ben bu kadar rezalet bir hayat görmedim, akşam yatıyorum zam, sabah kalkıyorum zam. Sayın Bakan, şu haberde son döviz garantili Zafer Havalimanı'na ait bir haber. 2021 yılı için 1.317.000 yolcu garantisi edilmiş ve ilk 4 ayda sadece 61 yolcu geçmiş. 2020'de ise Zafer Havalimanı'na garanti edilen yolcu sayısı 1.279.000 olmasına rağmen havalimanını kullanan yolcu sayısı toplam 16.645. Şirkete ödenen para 6.738.000 euro. Sayın Bakan, bir tarafta sizin politikalarınız sonucu her gün yükselen dolar karşısında ihaleyi iptal eden kurumlar, bir tarafta sabah akşam gelen zamlardan bunalan insanlardan bir tanesi Kadriye teyze, bir tarafta da halkımızın vergilerini yutmasına sebep olduğunuz ballı börekli sözleşmeler. Sayın Bakan, bu ülkenin bütçesi kendi şahsi bütçeniz olsa bu tarz dolara endeksli garanti veren sözleşme imzalar mıydınız? Buna ne hakkınız var? Ben iktidarım, fütursuzca geleceği kelepçe vururum mu demek istiyorsunuz? Sayıştay genel uygunluk bildirimine göre 2019 yılından 2020 yılına 114 milyar liralık hazine garantili borç devredildi. Hazine 2020 yılı içerisinde 15 milyar lira yeni borca garanti verdi. Ancak hazine garantili borçlar yıl içerisinde 37 milyar lira arttı. Artışın 22 milyar lirası kur farkından kaynaklandı. 2020 yılından 2021 yılına devreden hazine garantili borç tutarı miktarı ise 151 milyar lira. Her gün dolar bir kuruş arttıkça işçi Mehmet abinin, emekli Ahmet amcanın, pazarcı Kadriye teyzesinin lokmasını alıp bu yandaş şirketlerin cebine aktardığınız para da artmakta. Açıkça soralım Sayın Bakan, vatandaşlarımız iktidarınızın bir kesimi zengin etme sevdası yüzünden çocuğunun kursağına gidecek lokmasından kesmek zorunda mı? Halkımız işsizlikle boğuşuyor, açlık sınırının altındaki asgari ücretle ekmek kavgası veriyor. Anayasasında sosyal devlet yazan bir ülkede iktidar hal böyleyken elde avuçta olanı da peşkeş çeker mi? Bu projeyi hazırlayanlar ve onaylayanlar geceleri nasıl uyur merak ediyorum Sayın Bakan. Vatandaş her gün döviz kurunun rekor kırmasını, en temel gıda ürünlere gelen zamları, elektrikli doğalgazı gelen zamları, akaryakıt zamlarını konuşmaktan bıktı. Ülkeyi tek adam rejimi yönettiği sürece aydınlık bir güne uyanmak da mümkün değil. Çözüm erken değil, acilen seçim. Tek kurtuluş bu. Sayın Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan karayolları projelerinde yerel yönetim ve yereldeki kurumlardan ulaşım görüşü sorulması gerekmekte olmasına rağmen bu yapılmıyor. Muğla ilindeki uygulamaların büyük çoğunluğu yine yerel yönetimlerle organize olmadan ve gerekli etüt çalışmaları hazırlanmadan yapılmıştır. Kentte Sağlık Bakanlığı'nca yapılan bütün devlet hastaneleri karayolları kenarında olmasına karşın karayolları ile bağlantısı sağlanmadan neden inşa edilmektedir? Yerel yönetimin bu konudaki uyarı ve önerileri neden dikkate alınmaktadır, alınmamaktadır? Muğla'da hizmet veren Göcek Tüneli'nden tünel yalnızca 960 metre olmasına karşın 11 lira gibi afaki bir ücret alınmaktadır. Buna karşın il sınırları içerisinde Göcek Tüneli'nin 3 katı büyüklüğüne sahip 119 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın otoyolundaki Selahattin Tüneli yalnızca 7,5 liradır. Hangi gerekçeyle fiyat politikaları birbirinden farklılık göstermektedir? Ayrıca her seçim zamanında
Göcek Tüneli'nin ücretsiz olacağı seçim vaadi olarak kullanılırken neden hiç uygulamaya konulmamıştır? Yılın yaklaşık 9 ayında turistin geldiği bir ilde acilen çözülmesi gereken kavşaklar bulunmasına rağmen yerel yönetimlerin istek ve önerileri neden dikkate alınmamaktadır? Sayın Bakan, Muğla'nın Fethiye ve Seyirkemer ilçelerini Burdur ve Antalya illerine bağlayan D350 karayolu üzerinde Karabel mevkiinde toplam 6720 metre uzunluğundaki çift tüp olarak yapımına başlanan Karabel tünelinin bir kısmının yapımı tamamlanmış, kalan kısmının ise yapım süresi durdurulmuştur. 300 milyon liralık yatırımı olan bahsi geçen tünelin ne kadarı yapımı tamamlanmıştır? 2019'da tamamlanacağı söylenen tünelin yapım süreci neden durdurulmuştur? Tünel yapımından vazgeçilmiş ise bugüne kadar yapılan harcamanın miktarı nedir ve bu kamu zararının bedelini kim ödeyecektir? Sayın Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bodrum Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracağı söylenen Ortakent Yalıkavak tünel ve yolunun projelerinin yapılacağı belirtilmiştir. Neden hala bu tünel ve yol bitirilememiştir? Sayın Bakan, Menteşe ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan D550 ve D330 karayolu kesişiminde yer alan Kötekli kavşağında yaşanan trafik sorunlarına yönelik bizzat siz gelip inceleme yapmıştınız ve farklı seviyeli kavşak yapılacağını belirtmiştiniz. Bu projeye ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? Menteşe ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan D550 karayolu üzerinde yer alan ve yer kesik Dirgeme kavşağı turizm bölgesi olmamız sebebiyle devamlı trafik sıkışıklığı yaşamaktadır. Söz konusu kavşağa yönelik Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen farklı seviyeli kavşak talebi yatırım programına alınmış olduğu belirtilmiş ancak herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. Söz konusu kavşağa yönelik yapım çalışmaları ne zaman başlayacak ve bitirilecektir? Sayın Bakan, yatağın geçiş projesi olarak adlandırılan projenin imalatına Ekim 2020'de başlanmıştır. Yatağını ikiye bölen İnönü Bulvarı'ndan kentin iki yakası arasından geçişleri sağlayan garaj kavşağı kaldırılarak bir otoban haline dönüştürülmüş ve geçişler sekteye uğramıştır. Proje onay aşamasına gelmediği gerekçesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşılmamıştır. Daha sonra kamu yararına aykırı bulunan bu proje için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Peki neden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mahkemede yaptığı yazılı savunmada belirttiği gibi yatağın belediye başkanlığının istekleri doğrultusunda hiçbir teknik analiz yapılmadan, kurum görüşleri toplanmadan, ulaşım ana planı ile uygunluğu kontrol edilmeden, kentteki günlük yaşam ve kentin olağan kullanımı dikkate alınmadan bu proje hayata geçirilmiştir? Neden vatandaşların karşıdan karşıya geçerken can güvenlikleri düşünülmemiştir? Şimdi de hız sınırını 50 kilometre saate düşürerek trafik cezası ile halkın cezalandırılması, kullanımların zorlaştırılması ne kadar doğrudur? Ben yaptım oldu mantığıyla iktidar partisinde olan belediyelerin istekleri doğrultusunda hareket ederim anlayışıyla yapılan bu proje şimdi nasıl düzeltilecektir? Sayın Bakan, Sayıştay raporlarına değinmek istiyorum. Gayrettepe İstanbul Yeni Havalimanı metro yapım işinde sözleşme kapsamı dışında işlerin yapılması nedeniyle oluşan bakanlık alacağı mali tablolarda raporlanmadı ve tahsil edilmedi. Limak, Cengiz, Mapa, Kolin, Kalyon'dan oluşan şirketlerden bu para yani 7.9 milyon avro ne zaman tahsil edilecek Sayın Bakan? Bakanlık Avrasya Tüneli'nden kaçak geçişlerin önlenmesi ve bu geçişlerden doğan cezaların daha hızlı tahsil edilmesi için işletme protokolüyle üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediği için 2016 yılından itibaren ücreti tahsil edilemeyen kaçak geçişler nedeniyle görevli şirkete 26 milyon 804 bin lira garanti ödemesi yapılmıştır. Bu konudaki kurum zararı kimden nasıl tahsil edilecektir? 2020 yılında Avrasya Tüneli'ndeki araç garantisi olarak döviz kurlarındaki artışı da yansıtacak şekilde belirlenen ücret üzerinden şirkete toplam 494 milyon lira garanti ödemesi yapıldı. Sayın Gengin, lütfen tamamlıyorum. Sayıştay'ın tespitine göre
yıl boyu uygulanan 3 ayrı dönemdeki geçiş ücretleri üzerinden ödeme yapılsaydı garanti ödemesi 456 milyon lirada kalacaktı. Bu durumda fazladan yapılan garanti ödemesinin tutarı 37.9 milyon lira olarak tespit edilmiştir. Bu konudaki zarar hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır? Son olarak Sayın Bakan, bakanlığınız bünyesindeki kamu özel işbirliği garantisi ödemelerinde yılbaşından bu yana kurdan kaynaklı artış ne kadardır? Bütçeniz hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Abdülhatif Bey 2 dakikasını devretmiş. 7 dakika süreniz buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, önce bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii biz bütçe görüşmelerini komisyona havale edildi. Bugün görüşüyoruz. Aralık ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler yapılacak. Ama görünen o ki Ocak ayına geldiğimizde bu bütçenin %30'u dövize endeksli borçlar yüzünden zaten kendiliğinden bitmiş olacak. Geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde 9.96 idi dolar. Bugün 10.80'e çıkmış durumda. Sayın Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra 25 yıl iktidarda olduğunuz, sizin de görev yaptığınız Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanının yetkilerini kısmak açısından UKM'nin üye sayısına ilgili ilgisiz 5 bakanlıktan üye atamayı neden yaptınız? İstanbul'da 6 milyon nüfusa göre planlanmış olan taksi sayısının 16 milyon nüfusa çıktıktan sonra aynı sayıda olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKM'ye getirmiş olduğu 10 adet teklifin reddedilmesiyle siz %95'i artık şoförler tarafından işletilmeyen plaka sahiplerinin, onlar adına Bağcılar'da yılı 12 ay değil 13 ay üzerinden hesaplayarak tefeci faiziyle para kazanan plaka ağalarıyla onların çıkarları doğrultusunda hizmet yaptığınızı ve İstanbul halkına bu manada eziyet çektirdiğinizin farkında mısınız? Ve bu davranışınızı sürdürdüğünüz sürece de İstanbul halkının UKM'deki her görüşmeden sonra taksi esnafına ve bakanlığınıza karşı tepkilerinin arttığınızın farkında mısınız? Sayın Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığınız dönem içinde yanınızdaki bürokratlardan bir tanesi de yanılmıyorsam TÜROSAŞ'ın genel müdürü 2012 yılında 590 bin dolara Metro AŞ'ye bir helikopter aldınız. Herhalde metro tünellerinin içindeki gezinti yapmak için bir helikoptere ihtiyaç vardı. 7 yıl içinde 12 milyonun üzerinde işletme bedelini Metro AŞ'ye ödettiniz. Seçimleri kaybedeceğinizi hissettiğiniz 2019 yılının hemen başında 590 bin dolara alınan Sikorsky helikopterini 113 bin dolara bir yandaşa sattınız. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, Sayıştay raporlarında 21B usulüyle yapılan işlerle ilgili bunların normalde ihaleyle yapılabileceğini, 21B ile verdiğiniz işlerde özel şartname ile müteahhitlere imtiyazlı ayrıcalıklar kazandırdığınız net olarak saptanmış durumda. Yine bakanlığınız döneminde köy projeleriyle ödenecek olan geri ödemelerde 2 Ocak tarihli kur bedellerini yaptığınız bir düzenleme ile yılda 2 keze çevirerek devleti ve 84 milyon insanı zarara uğrattınız. Acaba bu ikinci kur dengelenmesinde köy projesiyle devlete iş yapmış olan firmaların bu euro ve dolardaki anormal artışlarla yüksek karlar elde etmesiyle ilgili süreç konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? İstanbul Havalimanı'nı yap işlet devret modeliyle ihale ettiniz. Sözleşmede olmayan uygulamayı bakanlık olarak siz yaptınız. Daha sonra Sayıştay bunu tespit etti. Bu konuyla ilgili çıkıp kamuoyuna bir açıklama bile yapmadınız. İstanbul Havalimanı ile ilgili metroda ihaleye katılmak için yeterlilik şartı olan firmaları ihaleye soktunuz. İhaleyi kazanan firmalardan yeterlilik şartını sağlayanı elediniz ve beşli firmaya geriye kalan işin yapılması ile ilgili sözleşme değişikliği yaparak firmaları değiştirdiniz. Yine bakanlığınız 2015 yılında İstanbul Levent Hisarüstü metrosunu, ki burada bütçenizde onu söylüyorsunuz, 2015 yılında açılan metroyu 2022 yılının bütçesinde yapılmış gibi ifade ediyorsunuz.
2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilet gelirinden %15 olan pay 470 bin TL'yi aldınız. 2016 yılında 946 bin TL, 2017 yılında 1 milyon 44 bin TL, 2018 yılında 956 bin TL aldınız. İstanbul'da seçimleri kaybettiniz. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden alacaklarından 326 milyon liralık bir kesintiye gittiniz. Hani hak, hani hukuk, hani adalet? Yine burada Kanal İstanbul'a bu bütçe görüşmelerinde çok değinmediniz ama Nakkaş-Başakşehir Otoyolu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ve bu bir gelir ortaklığı modeliyle yapılan projede müteahhit firmayı yeterli görmedi finans çevreleri, karayollarını görmedi. Türkiye tarihinde ilk kez bu dönem içinde özel bir müteahhitin yapacağı işle ilgili köy projesi için özel yasa çıkardınız. Sonra döndünüz metrolara, bakanlık tarafından yapılan metrolara U harfini verdiniz. Sayın Bakan, gidiyorsunuz, yakında gideceksiniz. Ben size ne olacağını söyleyeyim. Bu U'nun yanına bir U daha koyacağız, onu ters çevireceğiz. Yine İstanbul'daki bütün raylı sistemler M olarak devam edecek. Sormak istiyorum. İhalesiz olarak verdiğiniz Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili kamuoyunda çok tartışılan gar çevresindeki tesislerin işletilmesiyle ilgili İBB'den maaşlı, ücretli çalışan bir kişiye verdiğiniz o ihalelerin süreci ne oldu? Ne oldu? Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız çok mutlu olacağımı belirtmek istiyorum. Bir başka konu şu. Geçen bütçe görüşmelerinde sordum, yeniden soruyorum. Kapadokya'da 150 tane balon uygun hava koşullarında uçuyor. 150 tane balonu 170'e çıkardığınızda hangi bakanlıklardaki üst düzey yetkililer ya da hangi eski siyasiler geldi bu 20 tane balonun sürece dahil olması için müdahil oldu? Acaba Kapadokya'daki baloncuları çağırıp sesinizi çıkarırsanız size başka yaptırımlar yaparız diye tehdit mi ettiniz? Son olarak da Sayın Bakan, İstanbul'daki raylı sistem yatırımlarını bakanlık olarak biz yapıyoruz diyorsunuz ama siz de önce daire başkanıydınız, sonra genel sekreter yardımcısı oldunuz ama Dudullu-Bostancı hattının %81'e, Kabataş-Mecidiyeköy hattının %85'e, Kirazlı metro hattının 0'dan 18'e, Rumelisarı Ayşenfiniköy'ün 26'dan 87'ye çıktığınızı neden kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 2022 bütçesinde garanti tutarları yine çok önemli bir yer tutuyor. Ancak baktığımız zaman bunların hepsi döviz kurunda. Buradaki ödemelere baktığında trafik garantileri, katkı ödemeleri, şehir hastaneleri için müteahhitler ödenecek kira, hizmet bedelleri ne veriliyor? Yani müteahhitlere veriliyor. Müteahhitlerle bir alıp veremediğimiz yok. Ancak bunu baştan söyleyelim, yatırımlara da asla karşı değiliz. Ancak olay şudur, bu milletin bir parası var, Türk lirası Sayın Bakan. Neden Türk parasına güvenmeyip, millilik, yerlilikten bahsedip, vatandaşa bedel ödetmek için TL üzerinden değil de döviz kuru üzerinden bunları yapıyorsunuz. Hem de fahiş fiyatlara. Ayrıca 2022 bütçesinde ulaştırma bütçelerine konulan ödenek 20 milyar 378 milyon lira. 2021'de 14,5'tu. Arada 6 milyar liralık bir artış var. İktidarınız milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak diye milletimizin cebindeki son kuruş parayı da göz mü diktiniz? Onu özellikle sormak istiyorum. Çünkü her burada konuştuğumuzda her dakikada ülkemizin parası değer kaybediyor. Şimdi yandaşlarla masaya oturup imzaladığınız sözleşmeler ortaya çıktığında dilim varmıyor ama Sayın Bakan, milletimizin nasıl soyulduğunu maalesef tek tek görüyoruz. Bakın, dolar, euro rekor üstüne rekorlar kuruyor. Siz ne yapıyorsunuz? Neden bir bakan olarak bunları Türk parasına çevirip sonra da çıkıp biz yerliyiz, milliyiz demiyorsunuz? Bu kadar büyük kar marjlarıyla kendi istediğiniz kişilere rahatlıkla nasıl verebiliyorsunuz? Bunları da merak ediyoruz. Bu miktarlar, otoyollar, köprüler, biz otoyollara, köprülere karşı değiliz. Mantıksız, plansız, programsız bir şekil üzerinden dövizle verilen araç geçiş garantilerine karşıyız. Bu ülkenin bir parası yok mu? Yoksa siz değerli mi görmüyorsunuz?
Eğer değerli görmüyorsanız bu hükümette ne arıyorsunuz diye de sormak lazım. Sayın Bakan, geçse de geçmese de euro kurundan garanti bedelini ödeyen vatandaşlarımız euroyla, dolarla maaş almıyor. Esnaf da çiftçi de zaten kazanamıyor ama eline bir şey geçse de o da Türk parası üzerinden. Aynı şeyler aynı zamanda şehir hastaneleri için de geçerli. Arkadaşlarım bunları detaylı olarak söylediler. Efendim sormak istediğim bir şey var. Bu 21B ile neden bu kadar oynuyorsunuz? 21B'yi bu kadar sevmeniz, bu kadar suistimal etmeniz sizi rahatsız etmiyor mu? Bu çok önemli. Yani 21B'nin bir özelliği var. Çok ani durumlarda, acil durumlarda yapılır ama siz bunu artık bir kolaylık hemen 21B üzerinden gittiniz ve gidiyorsunuz, gitmeye de devam ediyorsunuz. Bunun nedenini de sormak istiyoruz. Aynı zamanda devlet hava meydanları işletmesini Antalya Havalimanı'nın işletme haklarına ilişkin henüz süresi doğmadan ihale ilanına çıkmasının gerekçesi nedir? Bunu merak ediyoruz. Yıllar sonra bitecek işletme hakkı için niye apar topar ihale yapıyorsunuz? İhalenin adrese teslim olması için değişiklik yapıldığı iddiaları doğru mudur? 20 ay önce iptal edilen ihale şartnamesindeki 5 yıl havalimanı işletme koşulunun esnetilerek 3 yıla indirildiği doğru mudur? Yeni şartnamede mücbir sebep o maddesi olduğu iddia ediliyor. Bu doğru mu? Bu düzenlemenin nedeni yeni gelecek iktidarın havalimanı ihalesi bitince yeni bir ihale yapmasını engellemek midir? Bunu da merak ediyoruz. Aynı zamanda Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demir yolu projesinin yıllardır sözü veriliyor. Yine Temmuz ayında 3 yıl sonra bitirecek denildi. Bu proje Ankara-Sivas hızlı tren projesi gibi yılan hikayesine mi dönecek? Onu da merak ediyoruz. Sayın Bakan, yatırımlara karşı olmadığımızı her fırsatta söylüyoruz. Soracağım soruyu da lütfen bu algıyla cevaplamayınız. Balıkesir'e bir havalimanı yatırımı yaptınız. Milletin parasından 80 milyon lira harcandı. Yılda 1 milyon yolcu hedefiyle inşa ettiğiniz havalimanımızın pisti var, personeli var. Yani tıkır tıkır işleyecek bir havalimanımız var aslında. Ama uçan yok Sayın Bakan. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul halk istemiyor. İstanbul hemen bitiriyorum efendim. Tamam. Kanal İstanbul'u İstanbullu istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Israrınız nedir? Bu konuyla ilgili bir kanun hazırlığı var mı? Teşekkür ederim. Ki burada yok şeyde de var, tutanaklarda da var. Aynen öyle söylediniz. Şimdi bu buradaki işimiz bu. Yapmamız gereken iş bu. Bizim işimiz bu. Burada biz millet adına burada bulunuyoruz. Sayıştay raporları da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yazılmıştır. Oradaki bulgularla ilgili, oradaki iddialarla ilgili, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili cevap vereceksiniz. Bunları masaya yatıracağız. Denetim yapmak demek sadece sizin sunum yapmanız, bizim de onlarla ilgili konuşma yapmamız demek değil. Bu bulgularla ilgili olarak da konuşacağız. Bunları da tartışacağız. Dediğim gibi sonuç olarak sizin güven oyu almanız, almamanız diye bir şey söz konusu değil zaten sistemimizle ilgili. Ancak millet adına bizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Sadece bu. Bununla ilgili bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı ayırsaydınız ki Sayın Başkan size daha önceden de bunu bildirmişti yazılı olarak, böyle bir hazırlık yapmanızı. Geçen yıldan da biliyorsunuz. Bakanlığın böyle bir tecrübesi de var. Bununla ilgili bir bilgi verseniz, Sayıştay'daki raporlarındaki bulgular hakkında, kesin hesap hakkında, kesin hesapta şu var, 2020 ile ilgili olarak bütçelenen bakanlığınız ve kurum bütçelerinin üstünde harcamalarınız var. Onlarla ilgili neden olduğu ile ilgili bilgiler verseniz yeterli olacak. Ancak hiçbir şekilde bilgi vermemeniz, hiçbir bilmiyorum neyi gösteriyorsunuz ama. Tarafı da ben bakan da sunumunda herhalde kısa tutmak için oraya atlamış. Tabii o zaman.
Ama sunumunuz da yazılı olarak var. Sunumu da yapmanıza gerek yok o zaman. Yani hepsi yazılı olarak vardır diye. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, bir usul var, bir adam vardır bu işin. Buna mümkün olduğunca uymamız lazım. Sadece onu söylemek istiyorum. Sayın Başkanım, eğer Sayın Bakan bir hazırlık yapar, içerisinde böyle bir bilgi verirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kurumlarının bütçesini görüşüyoruz. Ulaştırma çağdaş anlamda nedir? Sizin de söylediğiniz gibi aslında eriştirmektir. Üretim için ham madde, malzeme ve iş gücünü üretim merkezlerinde buluşturmak demektir. Sosyal devlet anlayışında da ulaşım hakkı önemli bir insan ve yurttaşlık hakkıdır. Vatandaşların eşit koşullarda yararlanabilmesi gereken bir kamu hizmetidir. Yapım maliyetleri bütçeye gereksiz büyük yükler getirmemelidir. Ülkenin kalkınma amaçları ve toplum beklentileri ile doğrultusunda çağdaş ve sürdürülebilir ulaştırma politikaları belirlenirken de en temel araçları başta planlama, yatırım ve finansman modeli üçlüsü, temel amaçları da ekonomik sosyal gelişimin sağlanması ve çevrenin korunması üçlüsüdür. Şimdi bu girişten sonra Sayın Bakan, siz iktidar olarak 10 yıldır bir anlamda bu anlamda bir ulaştırma politikası uyguladınız mı? Ne yazık ki uygulamalarınızın çoğunda ekonominin gelişiminden, arazi kullanımından, sosyal amaçlardan, doğa ve çevre korunması duyarlılığından kopuk, plan dayanağından yoksun ve bir anlayış, bir politikasızlık, daha doğrusu rant ve talan politikası iktidarınız tarafından övünerek ortaya konuldu ve konulmaya devam ediliyor. Sizin anlayışınız yaptığınız yatırımların ulaşıma ne kadar katkı sağladığı üzerinden değil, dünya ölçeğinde bu yatırımların ne kadar büyük, mega oluşları üzerinden övünen bir anlayış. Planlama kapsamlı bir çalışmadır ve önemli çıktılarından biri yatırımlar konusunda da yol göstermesidir. Ulaştırmada yatırımlar milyar dolarlarla ifade edildiği, yapımı da yıllarca sürdüğü ve uzun ömürlü olduğu için gelecekteki gelişmeleri de öngörmek gerekmektedir. Planlamadan sonra doğru yatırım kararları koşulu gelir, yanlış bir yatırımın da alternatif kullanımı yoktur Sayın Bakan. Mutlaka ve mutlaka planlanarak en düşük maliyette gerçekleştirilmelidir. Kamu yatırımları açısından konunun önemli bir başka yanı da kullanılacak finansman modelidir. Örneğin öz kaynak kullanılabilir, borç alınabilir, kredi kullanılabilir, yap işlet devlet ya da başka bir finansman modelde yararlanılabilir, yaratılabilir. Yap işlet devlet türü finansmanlara zehirname gerektirmeyecek şekilde mutlaka ayrıntılı etütlere dayalı, çok dikkatli talep tahminleri ve fizibilite değerlendirmeleri yapılmış şekilde başvurulmalıdır. Ancak sizin ulaşım anlayışınız planlama, yatırım ve finansman modeli üçlüsünü alt üst etmiş durumda. Sizin projelerde uyguladığınız yap işlet devlet modeli ise yatırım tutarları şaibeli derecede yüksek gösterilmiş, %90'a varan hatalı talep tahmini olan, dolar bazında çok yüksek sayıda araç geçiş garantili, çok büyük kârları da garanti altına alan bir model olarak ortaya çıktı. Üç yanlış bir doğruyu sürekli götürüyor Sayın Bakan. Bakanlığınız bir yatırım bakanlığı değil, kamu zararı bakanlığı haline gelmiştir. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı deyince akla beşli çete, yandaşa giden ihale, mega projeler, kamu zararı geliyor artık. Ulus olarak yıllar sürecek, torunlarımıza kalacak ağır bir borç yükünün altına girmiş bulunuyorsunuz. Hep birlikte girmiş bulunuyoruz. Özetle yaptığınız her işte kurulan tezgah ya da sistem her durumda şirketlerin lehine işleyecek şekilde dizayn edilmiş görülüyor. Yapılan köy projelerinde, kamu özel işbirliği projelerinde sözleşmeler neden döviz cinsinden fiyatlandırıldı diye soracak olursa, çünkü adrese teslim verdiğiniz yüklenici görevli şirketlerin bu projeleri hayata geçirecek öz kaynakları yoktu ve gereken kaynağı yurt dışından döviz cinsinden kredi olarak getirdiler. Sürekli şöyle bir savunmanız var. Kamu kaynakları ile bu projeleri yapamazdık, bu kadar kısa sürede hizmete alamazdık. Bu şirketlerden daha düşük faizle ve uzun vadede koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak siz dış finansman sağlayamaz mıydınız? Kamu kaynaklarını değerlendiremez miydiniz? Aranızda aradınız da mı bulamadınız? Üstelik ihale süreçleri de, yapım süreçleri de daha şeffaf ve hesap verebilir bir süreç olurdu. Şimdi oluşturulan
yapılan yanlış modelle bütün bu projelerin muhatabı olan Karayolları Genel Müdürlüğü ise resmen bir duyulu umumiye idaresine dönüşmüş durumdadır. Devletin kaynakları karayollarına aktarılıyor, oradan da şirketlere akıyor. Bir de hazinenin borç üstlenim garantisi var. Tabii gelir garantileri gerçekleşmediğinde, sözleşme feshedildiği durumda hazine bu kredi borçlarıyla karşı karşıya kalmış olacaktır. Şimdi Sayın Bakan, sizinle bir tablo paylaşacağım. Olayın fahişliği de bu tabloda açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Bu tabloda 7 büyük kamu özel işbirliği kara ulaşım projesinin mali bilgileri yer almakta. Bu verileri nereden aldınız diye soracak olursanız, aylık hazine borç yönetim raporundan ve Sayıştay'ın denetim raporundan derlenmiştir. Şöyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporunun 28. sayfasında inceleyebilirsiniz. Şeffaf bilgiler paylaşmadığınız için bu şekilde derleyerek ne bulduk? Bu verilere göre yüklenicilerin üstleneceği maliyet toplamda gördüğünüz gibi şu birinci sarı sütunda 22.3 milyar dolar. Ve karşılığında verilen toplam garanti tutarı ise ikinci sarı sütunda görüldüğü gibi 34.8 milyar dolar. Yani yatırımcılara verilen gelir garantisi yatırım tutarının %156'sına denk gelmektedir Sayın Bakan. Bu nasıl bir garanti kıyığıdır, nasıl bir fiyatlandırmadır hakikaten anlamak mümkün değil. Hiçbir mantığa, mühendisliğe, hesaba uymuyor. Yani dolardaki hızlı yükseliş ile 31 Aralık'ta 7.37 olan kur bugün sabah baktığımda 10.87 idi. Bütün hesaplarınızda alt üst olmuş durumda. Ayrıca da maliyet hesaplarının ne kadar, bu projelerin maliyetlerinin hesaplarının ne kadar doğru, fahiş, şişirilmiş maliyet hesapları olup olmadığını da bilmiyoruz. Diğer yandan verilen garantilerin projelerin maliyetlerini oranında da tutarsızlıklar mevcut. Örneğin yine garanti maliyet oranı Kuzey Marmara Otoyolu'nun 3 etabı içinde ayrıca farklıdır. Baktığınız zaman Kınalı Odayeri kesimi ile Kurtköy Akyazı kesimlerinde bu oran %122-123 iken Odayeri Paşaköy kesiminde bu oran %205 olarak görünüyor. Bunun nedenini de açıkçası sormak istiyorum. Çünkü bu Odayeri Paşaköy ve köprünün dahil olduğu, 3. köprünün dahil olduğu yer, trafiğin de aslında en yoğun olduğu yer. Bu çelişkilere de cevap vermenizi istiyoruz. Şimdi Sayın Bakan, devletin kasasından, milletin kesesinden tek kuruş çıkmadan sloganınız da koca bir yalan. Projelere verilen talep garantileri her geçen yıl kamuya büyük yük getirmekte. Dolayısıyla fahiş bedel öderken hizmeti kullanmayan vatandaşlardan da ödedikleri vergiler üzerinden yandaşlara kaynak devlet tarafından aktarılmaktadır. Projelerin Türkiye'nin borçlanmasında da çok büyük payı var. Kara ulaşımı altındaki kamu özel işbirliği projelerinin hizmete alındığı ve garanti ödemelerinin de başladığı 2016 yılı sonrasında hazinenin toplam borcu yaklaşık %140 artarak 759 milyar TL'den 1 trilyon 812 milyar TL'ye çıkmıştır. Şu tabloda gördüğünüz gibi bu projelerle birlikte paralel seyreden bir süreç. Aynı süreçlinin borçlanmada hızla artmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında ise toplam gelirler borçların faizlerine yetmediği için faiz dışı denge negatife dönmüş. Yani Türkiye borç faizi içinde borçlanır duruma düşmüştür. Ancak bütün bunlar olurken garanti ödemelerinden de asla ödün verilmemiştir. Şimdi bir harita paylaşmak istiyorum Sayın Bakan sizinle. Daha önce de bu haritayı biz gündeme getirmiştik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İstanbul'da bu haritada gördüğünüz gibi geçen Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü, yani kamu özel işbirliğiyle yaptırılan projeler yok. Ve o nedenle de bu geçişler devlete ait karayollarında takip edildiği gibi maalesef takip edilemiyor tarafımızdan. Neden buraya almıyorsunuz? Bu projelerin paralarını kim ödüyor, kimden çıkıyor Sayın Bakan? Bu vatandaştan çıkmıyor mu? Bizden çıkmıyor mu? Devletten çıkmıyor mu? Burada olması gerekmiyor mu bu projelerin? Lütfen artık bu haritada bu bilgileri de paylaşın ve daha şeffaf bir yaklaşım bekliyoruz sizden. Yani bir de şu var, bugüne kadar şu kadar işte emisyon sağladık, bu kadar tasarruf sağladık diyorsunuz. Bunların da aslında doğru bir şekilde değerlendirmesi için
Bunun da yapılması gerekli. Biraz önce şeffaflıktan bahsetmiştim. Açık kaynaklardan yine derlediğimiz bilgilere göre 2016 yılında 2020 yılına kadar kısmen veya tamamen hizmete alınmış 4 ana projeye Hazineden Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılan garanti ödemeleri 14 milyar TL. 5 yıllık bu ödemelerin tamamı hazine tarafından borçlanarak finanse edildiği için güncel maliyet faizi ile birlikte 20 milyar TL'nin üzerindedir. 2021-24 yıllarını kapsayan orta vadeli planda ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 3 yıllık ödenek tahmininde garanti ödemelerine yapıldığı cari transferler kalemi 70 milyar TL'yi geçmektedir. Yani otoyol, köprü, tünel, kamu özel işbirliği projelerinin garanti ödemelerinin maliyeti 2024 sonunda 100 milyar TL'yi aşmış olacaktır. Bu tutar tamamen kamu borcu yürütülerek finanse edilecektir. Tabii bir de tüm bu projeler gerekli miydi diye bir soru sormak istiyorum. İstanbul'da yapılan bazı yatırımların plansız yatırımlar olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü şekil olarak planlara konulmaları planlı olmaları anlamına da gelmiyor elbet. Bunlar ulaştırma mantığına ve İstanbul'un gelişme stratejilerine uyumları da tartışmalı olan örneğin 3. köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havalimanı, bir de çılgın proje var, ona sonra değineceğim. Bu projeler İstanbul için doğaya, çevreye ve tarihi değerlere ciddi zararları olan plan dışı yatırımlardır. İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda 3. Havalimanı gerekliliği ve Silivri'de yapılması da belirtilmişti. Ancak bu karar yok sayılarak Kuzey Ormanları bölgesinde yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu da eklenince ciddi bir doğa tahribatı yaşandı. Şehrin belki de hiç büyümemesi gereken bölgesine ulaşım yolu ile sayenizde potansiyel yaratıldı. Dahası dünyada örneği bulunmayan anlaşılmaz bir kararla da Atatürk Havalimanı'nı da işlevsiz hale getirdiniz. Üçüncü köprü şehir trafiğinde çok yoğun tercih edilmediğinden, örneğin özellikle bir lojistik ve yolcu taşıma amaçlı kullanıma sıkışmış durumda şu anda. Çanakkale Köprüsü'nün de yapımı ile Ege'den gelip üçüncü köprüyü kullanarak yurt dışına gidecek olan araçlar Çanakkale'yi tercih ederlerse üçüncü köprü kullanımının daha azalacağını öngördünüz mü? Hiç bunun hesabını yaptınız mı diye de sormak istiyorum. Tüm bu mega projelere akıttığınız kaynağı eğer Anadolu'da sanayinin ve üretimin gelişmesine ayırsaydınız, üretim merkezleri ve onunla birlikte nüfus hareketleri de İstanbul'a, Anadolu'ya kayacaktı. Ve yapılan mega otoyol, köprü, tünel projelerinin de bu bölgede bu kadar yoğun şekilde yapılmasına gerek olmayacaktı. Tabii burada Kanal İstanbul'a da değinmeden geçemeyeceğim. Kanal İstanbul projesinin trafiği rahatlatma amacı yapılan bir proje olmadığını aslında 2006-2018 yılları arasında yıllık gemi sayısındaki toplam %24.2 azalmanın gösterdiğini görüyoruz. Siz bunun tam tersini iddia ediyorsunuz. Bu projeye çok ihtimet olduğunu söylüyorsunuz. Ancak gemilerin gross tonları ve boyutları da artmıştır bu sürede. Şimdi Kanal İstanbul üzerinde bir demir yolu geçişi olmak üzere toplam 7 adet karayolu köprüsü yapılacak. Bu köprüler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 4'ü daha büyük olup diğerleri de mevcut Boğaz Köprülerine yakın köprüler. ÇED raporunda inşa edilecek köprülere kazıklı ve keson temeller öneriliyor. Demek ki burada zayıf bir zemin söz konusu. Bu da projede yer alacak her tekil yapının yapım aşamasında başlayarak kullanımı boyunca sürekli bir heyelan tehdidine açık olacağını gösteriyor. Şimdi Sayın Bakan, planlanan potansiyel yerleşim alanları ve ilişkili ulaşım yatırımlarının kaçınılmaz olarak İstanbul'un bölgesel çekiciliğini artırması ve İstanbul nüfusunda önemli bir artış yaşanacak ve kişi başına düşen kentsel altyapı maliyetleri de astronomik ölçüde artacaktır. Tabii inşaat sırasında ve sonrasında yoğun karbon emisyonu, araç yoğunluğu kaynaklı gürültü kirliliği. Şimdi nereden baksak bu proje elimizde kalıyor. Sunumunuzda şöyle diyorsunuz, bir taraftan da Kanal İstanbul bileşenlerini oluşturan yapılar inşa ediyoruz. Aslında itiraf ediyorsunuz, Kanal İstanbul bölgesinde yeni bir yerleşim, yeni bir nüfus yoğunluğu, yeni ulaşım kanalları, hatları, kendi yoğunluğunu, kendi potansiyelini zaten yaratarak orayı boğuyorsunuz. Siz yani İstanbul'da neyi rahatlatacaksınız? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Yani aslında Kanal İstanbul projesinin bir ulaştırma projesi değil, bir rant ve emlak projesi olduğu bölgede yaşanan emlak hareketleri ile de aslında iyice ortaya çıkmıştır.
Bu ucube projeyi önümüzdeki seçimlerde iktidarda kalamayacağımız için yapılmayacağını da burada not olarak sunmak istiyorum size. Şimdi biraz demir yollarına geçtik. Bakan devamlı kafa sallıyor gülerek, sallasın bakalım. Son dönemde demir yollarını devlet politikası olarak kabul ettiğinizi ilan ettiniz. Demir yollarına Sayın Bakan, demir yollarına ağırlık veriyor ve yatırımlardaki payını da arttırıp yüksek bütçe ayırıyorsunuz. 2022 yılında ayrılan bütçe 17 milyar 173 milyon Türk lirası. Şimdi planlamanız nasıl diye baktığımızda Avrupa'nın tedarik merkezi olmaya aday bir ülkeyiz. Ama gerçek anlamda ülke ticaretine, lojistiğine, ulaşımına katkı sunacak bir planlama ile ekspres yolcu trenleri ve yük trenlerinin çalışacağı hatlara daha fazla ihtiyaç varken siz yüksek hızlı tren üzerinde yoğunlaştınız. Bu amaçla da çok fazla kaynak harcandı. Sunumunuzda da bunu söylüyorsunuz. 4.364 kilometrelik hattın yeni yapılan 4.007 kilometresini hızlı tren hatları oluşturuyor. Şimdi sadece YHT hatları yapılarak trenlerin işletilmesi ne kadar feasible diye sormak istiyorum. Bunlar çok pahalı projeler. Başka ülkelerde, örneğin Almanya'da tek başına çalışan yüksek hızlı tren hatları yok. O hatlara şehir hatları, trenleri ve yük trenleri de ekleniyor. Onlar da çalışıyorlar. Yüksek hızlı trenlerde tam anlamıyla yüksek hızlı tren hattı değil maalesef. İstanbul-Ankara hattının kısa bir bölümü YHT mantığıyla işletiliyor. Türkiye'de de doğru zaman planlaması ile karma trafik hatları kullanımı çok daha ekonomik hale getirebilirdi aslında bu işi. Bakanlığınızın hiç böyle bir çalışması oldu mu? Aynı zamanda demir yolları ile ilgili yapım kaliteleri de çok düşük. Sürekli kazalar yaşanıyor, ölümler oluyor. Yani yapıyorsunuz ama bunların neye mal olduğu da ortada. Osman Gazi Köprüsü ilk projelendirildiğinde örneğin üzerinde 3 gidiş 3 dönüş şeritli karayolu ve ayrıca 1 gidiş 1 dönüş 2 demir yolu hattı bulunuyordu. Neden kaldırdınız? Eğer kaldırılmasaydı İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ile yatırımı daha ucuz, daha kısa süreli demiryolu bağlantılarına kavuşacaktı. Körfez Köprüsü üzerinden geçen hatta göre yaklaşık 150 kilometre daha uzun Bursa-Osmaneli hattının belki de yapımına gerek kalmayacaktı. İstanbul'un Ege bölgesi ile bağlantısını yalnızca karayoluna dayalı sağlıksız bir ulaştırma sistemine mahkum ettiniz. Bu olumsuz gelişmenin nedeni de seçilen finansman yöntemidir. Neden? Çünkü adrese teslim verdiğiniz müteahhitler bu projeyi çok pahalı, demir yolunu yapamayız dediler. Siz de demir yolunu projeden kaldırdınız. Şimdi sizin yeni ulaşım ve iletişim çağı anlayışınız bu mu diye sormak istiyorum. Şu andaki demir yolları ile ilgili hedeflerinizle de aslında bu yapmış olduğunuz uygulama çelişiyor. Şimdi Sayın Bakan, İstanbul'daki metrolara gelelim. Ulaştırma, demir yolları derken birkaç gün önce CNN'deki programda şöyle demişsiniz: İstanbul'daki tüm metroları biz yaptık, yeni yönetimin hiçbir tane projesi yok, devam eden projeleri devam ettirmiyorlar zaten, %60-70'e gelmiş projeler, 2,5 yılda çoktan bitmiş olması gereken projeler maalesef filan bitmedi demişsiniz. Şimdi elin saf diyorum, bir bakalım diyorum İstanbul'a, bir İstanbul milletvekili olarak da. İstanbul'da 23 Haziran 2019 seçimleri öncesi, yani AKP iktidarı döneminde duran hatlar da dahil, ihalesi yapılmış, kağıt üstünde yapımı devam eden toplam 141.3 kilometre 12 raylı sistem hattı mevcuttu. 12 projenin onu toplam 103.8 kilometresi düzgün finans ve bütçe planlaması yapılmadan ihaleye çıkılmış olmasından dolayı sizin döneminizde finans yetersizliği sonucu durmuş ve durdurulmuş hatlardı. İstanbul'un altında birçok noktada da metro inşaatı, tünel çalışmaları çöküş yaşanabilecek şekilde yarım bırakılmış ve göçme riski yaşıyordu. Yürütülen çalışmalar için birçok yollar kapatılmış. Örneğin Eminönü Aliköy tramvay hattı için sahil bandı 2016'dan beri kapalıydı ve yan tarafta deniz olduğunu unutmuştuk biz. Düzgün ilerlese 2018-2020'de açılacak olan hatlar 2019'da %3-4 mertebesinde ilerlemelerle bırakılmıştı sizin döneminizde. Toplamda ciddi bir kamu zararı oluşmuş durumdaydı. Yani
hani şimdi atıp tutuyorsunuz bu konuda ama baktığımızda bu çarpık tablonun yanında bir yandan da iktidar olarak bakın işi gücü de siz bıraktınız Sayın Bakan kesmeyin. Yapılan yatırımları iktidar olarak engellemeye çalışıyorsunuz. Belediyenin bulduğu krediler onaylanmıyor. Vatandaşın ulaşım hakkını geciktiriyorsunuz. Altyapı genel bakın iş tüzüğümüze uyarın. Altyapı genel müdürlüğünüzde altyapı genel müdürlüğünüz onaylanmayı bekleyen bir sürü fizibilite raporları, araç deviş imzaları var. Ne yazık ki 10 adet raylı sistem hattı neyse ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen dış krediler, yorumlu ihracı, sağlanan öz kaynak 300 sonrasında yeniden başlatılmıştır. Ve 2019-2024 yılları arasında senede 21.1 kilometre ortalama ile toplamda 105.5 kilometre hat açılışı yapılmış olacak. Sayın Bakan asıl olan vatandaşa kamu hizmeti sunmaktır. Hatırlatmak isterim ki belediye devletin rakibi değil bir parçasıdır. Şimdi Sayın Bakan ben Sayıştay raporlarına kalan süremde çok kısa girmek istiyorum. Şimdi burada raporları akşama kadar lütfen müsaade eder misin? Süreme ek istiyorum Sayın Başkan. Dikkatimiz sıcağı oluyorsunuz. Şu an kestim sizinle konuşmak için. Tamam, lütfen. Sayıştay raporlarında konuşmaya gerek yok akşama kadar burada dediniz ama Sayıştay raporlarında çok ciddi rakamlar söz konusu. Yani özellikle AKP iktidarları döneminde yani ulaştığımız ihalelerinin sermaye çevrelerine rant aktarma odaklı olduğu da çıkıyor ortaya. Çok detayına giremeyeceğim ama yani örneğin hiçbir gereği yokken ihale kanununun, kamu ihale kanununun 21. maddesinin 21B maddesine göre şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile 9 iş için tam 19.7 milyar TL tutarında sözleşme imzalanmış. Gayrettepe İstanbul Yeni Havalimanı metro yapım işinde metro inşaatının tamamlanma tarihinde gecikme yaşanmaması adına ve bedelinin havaalanı işletmecisinden tahsil edilmesi şartıyla metro yüklenicisi tarafından yaptırılmasına karar verilmiş. Öyle de yapılmış ve 7.9 milyon avro ödenmiş bu şirkete. Yani niye böyle yaptığınızı da ayrıca anlayamıyorum. Bunlar Sayıştay raporları doğru değil mi? Bunlarla ilgili hesap verirseniz tabii seviniriz. Bize de verirseniz seviniriz. Hesap yeri burasıdır. Sayıştay raporlarının hesap yeri burasıdır. O nedenle bu Sayıştay raporlarındaki toplam iki baka karayolları ve bakan cümleyi bitiriyorum. Kendinize istihbar vermek durumundayım. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki arkadaşlarımız değinecekler Sayıştay raporlarında tekrar. Yine de Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın İsmail Faruk Aksu, MHP grubundan Sayın Aksu, buyurun süreniz 20 dakikadır. Şehit arkadaşlar İstanbul Havalimanı finansmanında evet yurt dışı kaynaklı ama Türk bankalarından, Ziraat Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan, Kadınlar Bankası'ndan bunun finansmanı sağlanmıştır. Finansman sağlayan hazır garantilidir. Finansman sağlayan bankalarımıza, iş adamlarımıza, bu projeleri ortaya koyan mühendislerimizden 5 dakika fazla verdin, 10 dakika fazla konuş. Ondan sonra o artı 5 dakika. Hükümetlerimize artı 5 dakika. Teşekkür ederiz. Boş biliyorum. Allah bizden razı olsun arkadaşlar. Sağ olun var. 2 dakikada kendi şeyi verdi. Bunun sözü. Tamam. Bizi de görürsün artık. Evet. Bizi de görürsün. Teşekkür ediyorum. Şimdi üyelerimize geçiyoruz. İlk sözü Sayın Bekaroğlu hazırsa kendisi. Evet hazır. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakın şöyle bir şey yok yani biz bu köprüleri yapmayın falan diye kimse söylemedi. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey söylemedi. Biz ne söyledik? Bizim söyledik yaparken milleti soydurmayın. Bir dakika dinle milleti soydurmayın. Bakın şimdi aynı dua yapacağım ben. Kim bu millete hizmet etmişse Allah ondan razı olsun. Kim ki bu milletin bir kör kuruşunu yemişse Allah ona o kör kuruşları kustursun. Kim kör kuruşunu yemişse,
yedirmişse ve israf etmişse bu milleti. Katılıyor musunuz bu dolaya? Değerli arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Bu köy üzerinde duracağım ben ağırlıklı bir şekilde. Sayın Bakan da 1 trilyon 131 milyarlık harcamadan 301,7 milyar TL'yi köylerle ilgili olduğunu söyledi Ulaştırma Bakanı. Değerli arkadaşlar, bu alternatif finans modeli, işte biraz evvel de arkadaşımız anlattı, ne güzel bir modelmiş. Bir kuruş harcamadan, gerçekten öyle miymiş, neymiş bir bakacağız. Kim bu insanlar, bir de ona bakacağız. Bu firmaların, bu 5 tane, 10 tane neyse, bu firmaların gerçek sahipleri kimmiş de o gün de soruyorum, bugün de soruyorum. Çünkü bu firmalarla ilgili öyle işler yapılıyor ki, biraz sonra İkizdere'de Sayın Bakanımızın yaptıkları üzerinden anlatacağım. Hiç kimse, hiç kimse için böyle bir şey yapmaz değerli arkadaşlar. Bakın bu firmalara işte yap işlet devlet, köy, kamu özel ortaklığı ile bu işler veriliyor, çağrılıyor, veriliyor. Yani burada bir serbest ihale söz konusu değil. Yetmiyor bu insanlara, 21.000 gene çağrılıyor pazarlık usulüyle veriliyor. Milyar milyar, ülkenin milyar milyar, milyar kaynakları bu insanlara kanunlara aykırı bir şekilde ihaleler yapılarak aktarılıyor. Yani bunun altını bir şekilde çizelim. Yetmiyor bu insanlara, çok özel düzenlemeler yapılıyor. Sözleşmeler gizli. Gizli sözleşmeler yetmiyor, değiştiriliyor. Biraz da Sayın Aydemir dedi ki işte şu kadar sene kullanıyorlar. Bir bakıyoruz Niğde işte otoyolunu da kullanma süresi artmış. Şimdi bir kanun teklifi var limanlarda. Kullanma süresini 49 sene seneye kadar çıkarmak için kanun düzenleniyor. Şu anda komisyonda duruyor. Değerli arkadaşlarım, bu ihale yapılırken ben de bilseydim ki bu 17 sene değil de 27 sene kullanacağım, belki ben girecektim ve belki çok daha ucuz yapacaktım. Bakın şöyle bir şey var ya, bundan da şimdi utanma kelimesinde dün kavga çıktı ama bundan da utanmak lazım. Yani finansörler garanti verdiklerimiz genel müdürlüğün garantisini kabul etmemiş. Biz burada bu garantiyi bakanlık verecek diye 15.3.2020 tarihinde kanun çıkardık. Kanun bu insanlar için düzenledik. Bütün bunlar. Hukuku arkadan dolaşıyoruz. İsimlerini saymıyorum bu firmaları. Her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Değerli arkadaşlarım, bir tane örnek üzerinde konuşalım. Rize'de bir şey yapılıyor. Liman yapılıyor. Lojistik merkez falan, artık liman ismini kullanan lojistik merkez, iyi de lojistik merkez, sağ olun var olun. Havaalanına da yıl sonuna kadar açılacak diye bir şey dedi Sayın Bakanım. Açıyorsunuz herhalde. Teşekkür ederiz. Şimdi bunun için taş ocağı gerekiyor. Tabii bu liman önce çet alınıyor. O çette deniliyor ki biz bu limanı yaparken dolgu kullanacağız ve taş ocakları, yeni taş ocağı açmayacağız. Mevcut taş ocaklarından taş alacağız deniliyor. Ama gidiyor ondan sonra, çet alındıktan sonra gidiyor Rize Valiliği'nde 25 hektarın altında, 25 hektarın altında çet gerekmiyor. 3 tane alan tespit ediliyor İkizdere'de ve buralara çet gerek yoktur diye karar alınıyor. Çet gerek yoktur ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Adamlara veriliyor 2 tane dozer iş makinesi kullanıcısına veriliyor. Yıkıp gidiyor. Yıkıp gitti. Karşısına çıktı vatandaş. Ben de gittim onlarla beraber. Karşımıza kimi çıkardılar biliyor musun? Mehmetçiği çıkardılar. Ve Mehmetçiğin şeyini bile, yemeğini bile, yemek paketlerini Cengiz Holding dağıttı. Bu ayet size yeter. Değerli arkadaşlar. Sayın Bakan İkizdere'ye geldiler. Dediler ki 8 bin kişi çalışacak diye milleti bize kışkırttı. Teröristleri dinlemeyin dedi. Bize terörist dedi Sayın Bakan. Siz gerçi soğancıya da patatesçiye de terörist diyorsunuz ama bizi bu şekilde suçladı. Ama raporlarından bakıyoruz, dosyadan bakıyoruz. 215 kişi liman yapılırken çalışacak, 180 kişi de bittikten sonra çalışacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanına oraya gelip insanlara kışkırtmak ve yalan söylemek yakışıyor mu değerli arkadaşlarım? Bu yapılacak iş midir? Bunlar yetmedi. Rize valisi olağanüstü hal ilan etti. Kıpırdatmadı ya. Bir okusan bu olağanüstü hal şeylerini şaşacaksınız arkadaşlar. Rize'de, İkizdere'de insanlar kıpırdatmadı. O da yetmedi, bir genel başkana organize bir şekilde saldırı düzenlendi değerli arkadaşlarım. Bakın değerli arkadaşlarım, bu ülke hepimizin ülkesidir. Hiç kimse yaptığınız hizmetlerden dolayı hiç kimseyi suçlamıyor. Biz suçlamıyoruz en azından bunu. Açık net bir şekilde şey yapayım.
Bu insanlara öyle kıyaklar yaptınız ki bak pandemide insanlar aç kaldılar. Hele hele güvencesi olmayan insan aç kaldılar. Hiçbir şey vermediniz. Verdikleriniz zevede kulak bile değil. Üstelik de işsizlik fonundan verdiniz. Ama İstanbul Havaalanı'nda bunun bir gerekçesi, İstanbul Havaalanı'na gittiniz. İlk bir sene kirasını sildiniz. İki senede %50 indirim yaptınız. Bugünkü şeylerle 2 milyar yanlışsa düzeltin. 2 milyar 90 milyon euro. Bilemiyorum yani dolar şey fiyatı nereye gidiyor. Nedir bunlar yani? Hangi sözleşmeyle yapıyorsunuz? Neye göre yapıyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, böyle bir ticaret yoktur dünyanın hiçbir yerinde. Böyle bir kar yoktur dünyanın hiçbir yerinde. Bu milleti bu kadar büyük sorumluluklar altına koyamazsınız. Bakın veriyorsunuz, her istediği düzenleme yapıyorsunuz. Dolar ve euro şeyinde garantiler veriyorsunuz, yolcu garantileri. Arkadaşlar, Kütahya havaalanı gözümüzün önünde ya. 2 milyon insan geçecekti ya, 300 bin bile geçmemiş. %98 sapma. Sayın Bakan, bu nasıl bir öngörü? Yani bunun hesabı sorulmayacak mı diye düşünüyorsunuz siz? Yarın bunun hesabı sorulacak. Bu borçlar değerli arkadaşlarımız kirli borçlardır. Bu borçlar tiksindirici borçlardır. Uluslararası literatür de böyle diyor. Gayrimeşru borçlardır. Komisyonlar kurulacak, bunlar incelenecek ve bunların hesabı sorulacak değerli arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ya parayı siz buluyorsunuz, garantiyi siz veriyorsunuz. Madem bu kadar parası var, madem bütün bunlar var, niye devletin kendi imkanları yapmıyorsunuz? Ben merak ediyorum Sayın Bakanım ve bir daha sorayım. Kim ne derse desin. Bu firmaların gerçek sahipleri kim? Bu kadar büyük kıyak hiç kimse yapılmaz. Bunlar yeni kapitülasyonlardır değerli arkadaşlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti gidiyor ve gider ayak bu millete büyük kapitülasyonlar bırakıyor. Bakın bu firmaları satıyorlar. Bu firmalar Rönesans sattı. Bu firma Limax sattı. Bu firmaları yavaş yavaş dışarıya satıyorlar. Milliyetçi arkadaşlar beni izlesin. Dışarıya satıyorlar. Uluslararası takvim bilecek. Ondan sonra burada toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bağırıyor. Nasıl var diyor. Faizi şöyle yapacağım. Dün de söyledim. Gene söylüyorum. Arkadaşlar bırakalım. Şu nasıl serbest bırakalım arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Artık Kur'an'dan inelim. Yani bu gerçeklerle konuşalım. O hepimizin kutsalı. Onlarla konuşmayalım. Değerli arkadaşlar. Bu İstanbul havaalanı ile ilgili Sayın Bakanım. Maliyet konusunda değişik rakamlar var. Hangisi doğru? Gerçekten bunlarla ilgili hangi maliyetin doğru olduğunu bize lütfen söyleyin. Nedir bunun maliyeti? Bunu gerçekten bilmek isteriz. Bir de yani bunların değişik şeyler, bir sözleşme değeri var, bir de yatırım değeri var. Siz bugüne kadar 46 milyar dolarlık yatırım değerine karşılık 104 milyar dolarlık sözleşme değeri var. Ne demek bu? 46 milyar dolar yatırımı aldınız. Ama buna da kefili sizsiniz. Aslında bizim paramız, kamunun parası. Buna karşılık 104 milyar dolardan vazgeçiyorsunuz. Onlar alacak bu 104 milyar doları ve kaç sene işleyecekler bilmiyoruz. Bütün bunları biliyor bu insanlar. Hiç elinizi sallamayın Sayın Bakanım. Bütün bunlar biliyor. Yarın bunlar hepsi incelenecek Sayın Bakanım. Hepsi gözünüzün önüne dökülecek. O İkizdere'de söylediğiniz yalan ve jandarmayı üzerimize sürmenizin, nerede 8000 kişi? Jandarmayı üzerimize sürmenizin gerçekten hesabını vereceksiniz değerli arkadaşlarım. Sözleşmeler yeniliyor. Birkaç dakika verin. Sözleşmeler yeniliyor. Birkaç dakika verin. Sadece Mehmet Bey söyledi de. Bir durduralım süreyi. Ayrıca Karlı Bey'le ilgili tartışmada da aynı mesele olduğu için bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Düzelteyim ben, özür dileyeyim. Yalan kelimesinden özür diliyorum. Doğru söylemiyorsunuz. Ben de şunu söyleyeceğim. Olabilir, farklı şeyler düşünebiliriz. Farklı bilgilerimiz de olabilir. Gelen bilgiler de farklı olabilir. Bütün gruplar için söylüyorum. Yürütme için de, kendim için de söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Yalan söylüyorsun ifadesini kullanmayalım değerli arkadaşlar. Tamam. Size farklı bilgi gelmiş diyebilirsiniz. Ya söylüyorum 8000 kişi çalıştıracağız dedi ama projede bakıyoruz 215 kişi çalışacak diyor. 8000'lerde 2015'ler. Gereği, tamam çıkardım tamam. Tamam. Bu vesileyle Karun Bey'in tutanakları da böylece açıklığa kavuşturmuş olduk. Orada da değişik gruplardan hakikaten hoş olmayan ifadeler var. Hiçbirinin olmaması lazım. Yürütmenin de yasamanın da bir saygı içerisinde bu tartışmaları, müzakereleri
yürütmesi lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Fikirlerimiz farklı, demokrasinin gereği olarak. Yoksa hepimiz tek bir parti olurduk herhalde. Farklı partilerdeyiz. Farklı tercihlerimiz var. Vatandaş belli bir süre için bu tercihlerden birine yetki veriyor. Tamam. Sana güvendim diyor. Uygula diyor. Bir sonraki seçim bunun hesabını soruyor. Tamam. Taktik vatandaşındır. Yeni zamanı geldiğinde. Çıkardık yalan kelimesini. O zaman gelinceye kadar herkes kendi fikrini, kendi görüşünü vatandaşın takdirine sunacak. Vatandaş son hakemliğini yapacak. Burada rica ediyorum. Bütün gruplardan yürütmeden kendimi de dahil ederek olabildiğince iyi bir üslupla aynı fikirleri ben inanıyorum ki çok daha güzel bir üslupla ifade ederiz. Herkes de bunu yapabilecek yeteneğe sahiptir diye inanıyorum. Durdurduğum süreyi yeniden başlatıyorum. Peki. Siz de bu minval üzere biraz nasihat ederseniz seviniriz. Peki, peki. Belli bir tecrübeye sahip bir üyemiz olarak. Çok teşekkür ediyorum. Yalan kelimesini çıkartıp doğru söylemiyorum. Rakamı verdim yani. Farklı 8000 ile 2200 küsur. Neyse şimdi ben devam edeyim. Sayın Bakanım, biraz evvel Sayın Başkan da ifade etti. Bu ülke seçilenler belli bir süre yönetiyor. Şu anda siz seçildiniz, yönetiyorsunuz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi de seçildi ve yönetiyor. Ya bu nedir Sayın Bakanım ya? Ya İstanbul'da yaptığınız şey nedir ya? O metro nedir Sayın Bakanım ya? Metro var her tarafta ya. Metro yaptığınızda babanızın parasını yapmıyorsunuz bunları kardeşim. Bu sıraladığınız şeyler gelecek kuşaklarımız da gelecek bu paraları ya. Bizim paralarımızla yapıyorsunuz bunları. Nedir yani İstanbul'un her tarafında metrolara U yazmak nedir arkadaşlar ya? Ya bu Yunanistan'ın bakanı değil. Bu Amerikan vatandaşı değil bu. Türkiye vatandaşı sana söylüyorum. Amerikan vatandaşı değil. Bu bizim bitiriyorum. Bu bizim seçtiğimiz insan. Bu bizim seçtiğimiz insan. Seçtiğimiz insan bu. Bu nedir? U metro ne demek? U metro. Metro nedir? Efendim, efendim bir dakika yani bir şey. Evet, teşekkür ediyorum. Ya ama nedir? 30 saniye daha açtınız. Ama ne oluyor ama ya? Söylediğiniz için bir dakika verin. Geçti süreniz ama. Ama konuşturmuyor ki şunlara bir susturma ondan sonra ben konuşayım ya. Şunlara da sustur bir konuşayım ben de ya. Onu ben kaçırmışım öyle bir ifade varsa. Demek ki lütfen düzeltin. Rica ediyorum. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. Bu borçlar ne bu bağırma söz alırsın konuşsun. Söz al. Ne dedin? Siz size söylüyorum. Size söylüyorum size. Size söylüyorum Ekrem Bey seçilmiş belediye başkanıdır. Amerikan vatandaşı değildir sizin gibi dedim. Size söylüyorum. Ne var yani Amerikan vatandaşı olmak suç değil ki. Değerli arkadaşlar, bu köylerden kaynaklanan borçlar bir daha söylüyorum. Gerçekten çevre konusunda bitiriyor. Son bir cümle mi ama bağlatmıyor ki. Bitiriyorum. Bir cümle daha. Bunlar şaibeli borçlardır. Bunlar incelenecek, tiksindirici, gayrimeşru borçlar. Bu borçlar şey yapılacak. Sayıştay bulguları diyorsunuz. Kardeşim Sayıştay bulguları var. Dava yok dava. Sayıştay kapatılmıştır bu ülkede. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına maalesef ve maalesef devlet, hükümet denetlenmiyor. Bu da sizin döneminizde yapılmıştır değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. HDP grubunu tekrar düzeltmek ben komisyon başkanı olarak kayıtlara geçirmek istiyorum. Sen hitabından dolayı özür diliyorum. Siz de çeviriyorum hanımefendi. Amerikan vatandaşı değilse de Amerikan vatandaşı efendim. Bu ülkenin vatandaşı değil mi Ramazan? Hayır yani ben değil demedim ki. Sen hitabı yanlıştı. Düzeltiyorum özür diliyorum. Siz sizin gibi Amerikan vatandaşı mesela, değil dedim. Bak, değilse Amerikan vatandaşı desin ki ben Amerikan vatandaşı değilim desin. Bu ülkenin onurlu bir vatandaşıdır. Onursuzluk diyor muyum? Tabii onurludur ya. Demokratik olarak tabii seçilmiş onurludur. Ve görevini tabii onurludur. Ama aynı zamanda Amerikan vatandaşıdır. Burada kayıtlara geçilmiş olayım.